29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın büyük bir gururunu yaşadık. Federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'ün bizim için ayrı bir önemi daha var. Hem 100 yıllık hizmetlerin ve emeklerin sembolü hem de futbolun yeni yüzü vizyonumuzun başlangıcı. İşte bu sebeple yüzde yüz adil, yüzde yüz şeffaf, yüzde yüz tarafsız yönetim anlayışımızı yineliyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bir müddettir futbol ailemizin ortak sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için önemli bir projeyi hayata geçirebilmek, kronikleşmiş problemlerin üstesinden birlikte gelebilmek adına yoğun bir mesai içerisindeyiz. Lakin son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp oda ve üstü bu değişince ve bu eleştiriler problemlere odaklı değil dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca ve bazı söylemlerin toplumumuzu sonradan pişman olunacak vahim sonuçlara taşıma riskini görünce ilk günden bu yana söylediğimiz şeffaf, sorumlu ve açık bir iletişim anlayışımızla bundan sonra her 15 günde bir sizlerle buluşacağız. Bu ilk toplantıyı bir başlama vuruşu olarak görünüz. Ve bu toplantının sonunda sizlerden herhangi bir soru almayacağız. Ama son dönemde kamuoyunu doğru ya da yanlış bilgilendirmelerle meşgul eden tüm soruların cevaplarını iki gün sonra yazılı olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Kıymetli basın mensupları, Türk futbolunun marka değerini artırmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. Bunların başında da hakem atamaları gelmekte. Bu konuda stratejik bir plan çalışmamızla gündeme gelen ve talep edilen devrim niteliğinde bir adım atacağız. Ve Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu MK'da yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile işbirliği içerisinde olarak kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere klasman kararları, ve hakem performansları ile ilgili konulardaki tartışmaları da sonlandıracaktır. Ayrıca yakın zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemiyle hem teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde verilmesini sağlayacağız. Diğer taraftan hakemlerin performanslarını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MK tarafından hakem klasmanları belirlenirken tüm bu performansları dikkatle değerlendirmenin de alınacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunları ilave olarak her hafta 104 hakem ve gözlemciyle oluşan anketleri de belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşacağız. Sorumlulukların paylaşılacağı ve hepimizin ortak problemlerine birlikte çözümleme fırsatı sunacak bu önemli projenin başarılı olması ancak ve ancak eğer birlikte hareket edersek mümkün. Bu ailenin tüm fertleri olarak güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor. Ama madem bugün birlikteyiz, izin verin çok kısa başlıklar halinde Türk futbolu için çok büyük önem arz eden bazı konularda birlikte neler başardığımızı hatırlayalım. Çünkü biz her ne kadar bu hafta hakem hataları ekseninde kalsak da dünya bizi farklı boyutlarda konuşuyor. Oysa Türkiye'nin başardıklarını en çok Türkler konuşmalı. Sevinmeli, gurur duymalı, sevinç duymalı. Göreve geldiğimizde futbolda yapısal değişiklikler yapacağız demiştik. Futbol akademileri bunların en canlı örneği. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip bir ülkeyiz futbol akademileriyle genç yaştaki çocuklarımızı eğitecek antrenörleri eğitiyoruz. Bu evlatlarımızdan dünya yıldızları çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı Arda gibi aynı diğer milli takımdaki genç oyuncularımız gibi milli takımlarımız için kaliteli ve yetenekli oyunculardan oluşan geniş bir oyuncu havuzu oluşturmak istiyoruz. Bu eğitimleri en iyi şekilde verebilmek için tüm dünyada başarısıyla öne çıkan double pass firmasıyla anlaştık. Daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Nisan'dan bu yana eğitimlerimiz sürüyor. Tam 220 tane hoca eğitim görüyor. Bu hocaların ücretlerinin tamamını TFF ödüyor. Ücret derken uçak biletlerinden tutun, otel paralarından tutun, her türlü ücretini. Ve şu anda Süper Lig'e akademi zorunluluğu getirdik. Her Süper Lig kulübünden 6-19 yaş arasında eğitim verecek toplam 11 hocayı bir yıl boyunca yetiştireceğiz. Ve 6 ayda bunların maaşlarını Türkiye Futbol Federasyonu ödeyecek. Önümüzdeki yılda birinci aynı şekilde akademi zorunluluğu getiriyoruz. Hedefimiz Avrupa standartlarında 40 tane akademi kurabilmek. Bunları yaparken kulüplerimize ilave bir maliyet gelmesin diye büyük çaba gösterdik. Bir kararı alırken biz yapalım ne olursa olsun demedik. Altını da güçlü bir şekilde doldurduk. Devlet büyüklerimizin desteklerini aldık, kanunda değişiklik yaptırdık. Artık kulüplerimizin stopaj iadelerini altyapılarında kullanabilme kolaylığını getirdik. En büyük kıvılcım niyettir. Biz bu kıvılcımı tutuşturduk. Şimdi tüm bunları kısa bir zamanda hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Altyapılarda yetişen futbolcularımız dünya çapında birer yıldız olduklarında ise bunun gururunu ülke olarak hep birlikte yaşayacağız. Diğer taraftan kurduğumuz hakem akademileriyle geleceğin en iyi hakemlerini yetiştirmek istiyoruz. Hakem havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Üst düzey hakem sayımızı artırmak istiyoruz ve bunu inşallah yapacağız. Değerli basın mensupları, futbolumuzda tarih yazmak için Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile çok önemli bir işbirliğine gittik. Futbol gelişim projesi işbirliği protokolünü imzaladık. Çocuklarımızın futbolla erken yaşlarda tanışmasını istiyoruz. Bir çocuğun tam donanımlı bir futbolcu olabilmesi için akademide eğitimine 6-9 yaşları arasında başlamaları gerekiyor. Bu işbirliği ile ilkokullarda sınıf öğretmenlerine, ortaokullarda ise beden eğitimi öğretmenlerine eğitimler vereceğiz böylece toplamda 6-13 yaş arası 200 bin çocuğa ulaşmış olacağız ve ilk eğitimde şu anda Sakarya'da başladı. Yine aynı şekilde spor liselerinin içinde futbol bölümü açılması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla bu konuda mutabık kaldık. Yani aslında Uluslararası Arenada şampiyonluk kazanacak milli takımlarımızın temelini atıyoruz. Futbolda ne yazık ki gündem sürekli olumsuz anlamda değişiyor veya değiştiriliyor. Bakın milli takımlarımızın son zamanda elde ettiği başarılar tüm Türkiye'de büyük bir sinerji yarattı. Herkesin göğsünü kabarttı. Tüm dünyada ise büyük bir yankı buldu. Şöyle kendi kendimize bir değerlendirme yapalım. Şu anda milli takımımız Ero 2024 Elebek grubunda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son 2 Dünya Kupası'nda ilk 3'e giren Hırvatistan'ı deplasmanda tarihinde ilk defa yendi. Konya'da Letonya karşılaşmasını 4 golle taşlandırdı. Ve Almanya'da düzenlenecek Ero 24'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa eleme gruplarından lider olarak çıkmak için son maçımıza Galler'e gidiyoruz. Yine milli takımımız son dönemlerdeki başarılı performansını dünya sıralamasına yansıttı. FIFA tarafından açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı. Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaştı. Ekim 2019'dan sonra ilk kez dört sıralık bir yükseliş kaydetti. Yani dört yıl sonra. Ekim ayı sıralamasının ilk 53 basamağında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan Türkiye oldu. Milli takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde ise B Ligi'ne yükseldi. Hedefimiz hak ettiğimiz yer olan Ali'ne yükselebilmek. 2 Aralık'ta biliyorsunuz Hamburg'da Avrupa Şampiyonası kuralları çekilecek. Çok heyecanlıyız. Tüm bu süreçlerin sonunda 21 yıl sonra özellikle Dünya Kupası hasretine son vermek istiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Dünya Kupası Şampiyonasına katılabilmek. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Hırvatistan ve Letonya maçlarının kazanılmasında teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın önemli bir rolü oldu. Kısa sürede millilerimizle yakın bir bağ kurdu. Ortaya koyduğu futbol anlayışı da eklendiğinde üst üste kazandığımız maçlarla sonucu aldık. Teknik direktörümüz şu anda İspanya'da Madrid'de. Oradaki milli takım oyuncularımız Arda ve Çağlar'la görüşecek ve maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün oyuncularımızla bu samimiyet ve yakınlıkta olmasından da çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim. Teknik direktörümüz İstanbul'da ikamet edecek. Toparlayacak olursak Avrupa'nın en genç milli takımı olan takımıyız. Bunun yanı sıra çok yetenekli ve taşıdıkları milli formanın değerini bilen futbolcularımız var. İyi bir futbol ortaya koyarak kazanmaya odaklı bir teknik direktörümüz var. Milli takımımızın Euro 2024'te efsaneler yazarak her maça damga vuracağına inancımız tam. İnşallah yarım kalan hesabı tamamlayıp dönecekler. Gelelim kadın milli takımımıza. Her fırsatta kadın futboluna özel bir önem ve emek veriyoruz diye bahsettik. Gösterdiğimiz bu çabanın karşılığını görmeye başlamaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kadın A milli takımımız Uluslararası C liginde oynadığı dört maçın dördünü de kazandı. Ve son iki maç kala uluslar beyliğine çıkmayı garantiledi. Kadın milli takımımızın gösterdiği bu başarı UEFA'nın ilgili tüm mecralarında haber oldu. Ayrıca Elazığ'da başlayan seyirci rekoru Çorum Şehir Stadyumu'nda yeniden kırıldı. 12.139 taraftarımız türbinleri Türk bayraklarıyla doldurdu. Değerli basın mensupları, Türkiye 2008'den bu yana Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak için büyük bir uğraş veriyor. Bu yıl Euro 2032'yi İtalya ile ortaklaşa düzenleme yetkisini aldık. Bize nasip oldu. Bir hayali gerçekleştirdik. Baktığımızda özellikle döktüğümüz tere verdiğimiz emeklere değdi. Tarihimizde ilk kez dünyanın en büyük spor organizasyonlarından Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev er sahipliği yapacağız. Bunu Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Modern statlarımız, güçlü altyapımız, ulaşım ağımız, Konaklama konaklama çeşitliliğimizle Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye her anlamda hazır durumdayız. Eşsiz doğamız, köklü ve zengin tarihimiz ve halkımızın futbola olan sevgi ve ilgisiyle bu şampiyonayı inşallah başarıyla gerçekleştireceğiz. EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak ülkemize sportif açıdan büyük katkılar sağlayacak. Ama aynı zamanda ekonomik ve kültürel olarak da büyük kazanımlar sağlayacak. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya ile Türkiye arasında eşit olarak dağıtılacak. 2026'ya kadar ev sahibi ülkelerde aday şehirler kesinleştirilecek. Eleme grubu ve final turnuvası kurallarının nerede düzenleneceği belirlenecek. Açılış ve final maçlarının nerede oynanacağı ise karara bağlanacak. İki ülke federasyonları olarak yapacağımız toplantıların ardından maçların ülkelerimizde oynanacağı beşer şehri belirleyeceğiz. İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10 tanesi UEFA tarafından 2026 Ekim ayına kadar açıklanacak. 2032 Avrupa Şampiyonası için geçtiğimiz hafta aldığımız kararla ilgili beş bakanlığımızla birlikte ortak bir koordinasyon kurulu oluşturuyoruz. 2032 şimdiden ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli basın mensupları, Türk futboluna istikrarlı ve sürdürülebilir başarılar getirmek için andiştik. Karşımıza çıkan sorunları aşmaya çözülemez denilen konuları tek tek çözmeye kararlıyız. Futbolumuzun marka değerini artırmak için tüm çalışmalarımızda kararlılıkla devam edeceğiz. Hepinizin ilgisine ve desteğini de buradan özellikle talep ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.